Ben anne babasız büyüdüm. Serkan bilmek zorunda. Eğer doğruysa. Geçen günlerde babası efsane futbolcu Erhan Önal'ı, İzmir'de toprağa veren ünlü oyuncu Bige Önal, Etiler'de kameralara takıldı. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? İyi. Nasıl gidiyor diyeceğim? İyi olmaya çalışıyorum. Kafa dağıtıyorum böyle. Zor bir süreç tabii. Evet, maalesef ama yapacak bir şey yok. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, Bige Önal'ın babasının ölüm haberini alır almaz arabasını atlayıp soluğu İzmir'de almıştı. Önal, geçen yıllarda annesi Aylin Erçel'i genç yaşta kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel'in gösterdiği vefa örneğine teşekkür etti. Bu arada Hande Hanım çok güzel bir örnek göstermiş galiba. Babanız rahmetli olunca karayoluyla yanınıza geldi. Evet. Yanınızda olmuş. Evet. Size mutlu olmuş. Çok mutlu oldum tabii ki. Çok destek güzel. Önemli bir şey. Evet. Sağ olsun. Çok iyi bir dost. Evet, öyle gerçekten. Sen Çal Kapımı dizisinden ayrılan güzel oyuncu çalışmaya ara vermeyi düşünmediğini söyledi. Neler yapacaksınız şimdi? Dizilerin de galiba bitiyor. Evet, bitti. Şimdi yeni bir şeyler okuyorum. Ama ara vermem herhalde. Çünkü çalışmak iyi gelecek diye düşünüyorum. Böyle zaten haberiniz olur illa ki. Böyle mi atlatırım diyorsunuz? Öyle olacak gibi. Böyle kafamızı dağıta dağıta. Bu zor günlerinde en büyük desteği sevgilisi Aras Bulut İğnemli'den gören Bige Önal, yeni projesi hakkında ise şimdilik bilgi vermek istemedi. Aras Bey de çok destek oldu. Evet evet, sağ olsun, hepsi öyle. Hande de Aras da. Çok teşekkür ederim. Peki sağ yeni, yeni iş dediniz, çalışan mıydınız? Daha anlaşmadık, şimdi bir şey söylemeyeyim. Okuyorum ama haberiniz olur zaten. Bir daha görüştüğümüzde belli olmuş olursa söylerim. Bakalım. Yazın ne yapacaksınız? İş mi olacak, tatil mi? Vallahi daha işte bilmiyorum ki. Eğer beni çok heyecanlandıran bir şey olursa çalışırım ama tatilde yapmak istiyoruz inşallah, pandemi izin verirse. İnşallah. Aras Bey'in dizisi bu sezon final yapacak ya. Evet evet. Dedim, o da uzun yıllardır çalışıyor. İnşallah bakalım, yani pandemiye bağlı tamamen. Türkiye'de umarım öyle ya. Bir fırsatımız olabilir. İnşallah. Çok, peki, sağ olun. Kolay gelsin.